Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Avalan çağında bulunan Trader Joe merkeziyetsiz borsasını konuşacağız. Dilerseniz anlatıma başlamadan önce kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açarak bu tarz içeriklere tam zamanında ulaşabilirsiniz. Öncelikle Trader Joe'nun kendi tokenı olan Joe'dan bahsedelim. Gördüğünüz gibi şu anda 2 dolar 80 cent civarında ve piyasa değeri 322 milyon dolar. Maksimum arzı 500 milyonken dolaşımda şu anda 115 milyon adet Joe bulunuyor. Bu da tüm Joe'ların %23'üne tekabül ediyor. Peki dolaşıma Joe'lar nasıl giriyor? Video içerisinde sizlerin de göreceği üzere likidite havuzu veya borç alma verme platformu katılımcılarına ödül olarak dağıtılıyor bunlar. Biz nasıl Joe kazanabiliriz? Bunu satın almak zorunda mıyız? Yoksa kazanarak da pasif gelir elde edebilir miyiz? Bunların hepsini video boyunca detaylıca konuşacağız arkadaşlar. Biz Joe token'ın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. AVAX bu kadar yükselmişken AVAX ekosisteminde bulunan altcoin'ler geride kaldı. Şu anda AVAX ciddi bir artış sergiledi. AVAX'ın artışının durmasından sonra buradaki paranın AVAX ekosisteminde bulunan kaliteli projeleri dağılacağını düşünüyoruz. Ve bu kaliteli projeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle Pangolin'i paylaştık. Ardından Yitsav'ı paylaştık. Şimdi ise Trader Joe'yu paylaşıyoruz sizlerle. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer siz de Trader Joe'yu kullanacaksanız Avalan çağına bağlı bir cüzdana ihtiyacınız var. Biz bu işlem için Avalan çağına bağlanmış bir MetaMask cüzdanı kullanıyoruz. Eğer sizin bir MetaMask cüzdanınız yoksa veya MetaMask cüzdanınızı Avalan çağına nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız videonun açıklamalar kısmında bulunan Avalanche kullanımı videomuzu izleyebilirsiniz. Bu videoda teker teker tüm detaylarıyla nasıl cüzdan oluşturabileceğinizi ve Avalan çağını kullanabileceğinizi anlattık arkadaşlar. Trader Joe'ya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi sağ yukarıda cüzdana bağlan butonu çıkacak. Bu butona tıklayıp hangi cüzdanı kullanıyorsanız bunu seçerek cüzdanınıza rahatça bağlanabilirsiniz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra şimdi gelelim Trader Joe'da neler yapabiliriz ve nasıl kazanç imkanları bizi beklemekte. Trade sekmesine gelecek olursak diğer merkeziyetsiz borsalardan da aşina olduğumuz gibi bir takas ekranı karşımıza çıkacak. Ve takas etmek istediğimiz iki token'ı buradan seçip işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Farm sekmesinde ise likidite ekleyebildiğimiz havuzları görebiliyoruz. Trader Joe, Joe adında bir etkinlik duyurdu ve şu anda bazı havuzlara likiditemizi kilitlediğimiz zaman Joe ödülünün yanı sıra belli miktarda AVAX ödülü de kazanıyoruz. Örneğin Joe AVAX pool'una likiditemizi yatırdığımızda %80 oranında Joe kazanırken %20 oranında ekstra AVAX ödülü kazanıyoruz. Ve kazancımız artmış oluyor. Aşağı indiğimizde de diğer pool'ları görebiliyoruz. Ancak bu pool'larda Joe'rush etkinliği olmadığı için kazancımız sadece Joe türünden oluyor. Peki biz bu havuzlara nasıl likidite ekleyebiliriz? Ve pasif gelir elde etmeye nasıl başlayabiliriz? Bunun için pool sekmesini kullanacağız. Pool sekmesindeki bu havuzlara biz kendi likiditemizi yatıracağız. Gelelim likidite yatırma işlemine. Bunun için trade kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi benim şu anda cüzdanımda yaklaşık 50 dolarlık bir AVAX bulunuyor. Ve ben AVAX Joe havuzuna likidite yatırmak istiyorum. From kısmında AVAX'ımızı değiştireceğimiz için AVAX bulunuyor. To yani hangi token elde etmek istediğimiz kısımda USDT gözüküyor bizim için. Buna tıklıyoruz. Buradan takas etmek istediğimiz yani elimize geçmesini istediğimiz token'ı seçiyoruz. Buradan ben Joe'yu seçiyorum. AVAX'larımın yarısını dönüştürmek zorundayım. Çünkü havuzda katılırken eklediğimiz likiditenin iki token'ı da dolar cinsinden eşit değere sahip olması lazım. Yani benim şu anda 0.78 AVAX'ım var. Ben bunun 0.6'sını likidite olarak eklemek istiyorum. Çünkü bir miktar AVAX'ımı da işlemlerimi tamamlayabilmek için işlem ücreti olarak AVAX doğrulayıcılarına ödemem gerekiyor. Eğer siz tüm AVAX'larınızı tek işlemde çevirirseniz diğer işlemleri gerçekleştirmek için gerekli AVAX'ınız cüzdanınızda bulunmaz. Bu da sıkıntı yaratır. Videonun sonuna kadar bizi takip ederseniz tüm işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz. Ben 0.78 AVAX'ımın 0.6'sını likidite olarak ekleyeceğimi söylemiştim. Bu 0.6'nın yarısını yani 0.3 AVAX'ımı Joe'ya dönüştüreceğim. O yüzden buraya 0.3 yazıyorum ve gördüğünüz gibi 7.78 Joe'nun bana geleceği söyleniyor. Swap butonuna tıklayıp onaylıyorum. Ardından MetaMask'imden bana gelen uyarıyı da onayladıktan sonra swap işlemim kısa zamanda gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi swap işlemimiz gerçekleşti. Bu işlem bittikten sonra pool sekmesine geliyoruz. Yatırmak istediğimiz pool'u buradan buluyoruz. Pool'ların burada detaylarını görebiliyoruz. Ben Joe AVAX'a yatıracaktım. Joe AVAX havuzunun detaylarını inceleyelim. İçinde 100 milyon dolarlık bir likidite bulunuyormuş. Yani içindeki tokenların değeri şu anda 100 milyon dolar. Günlük hacmini burada görebiliyoruz. Yani bu pool'da al satlar günde 16 milyon dolara erişmiş. Fees kısmında da bir gün boyunca bu pool'da yapılan işlemlerin komisyon oranı belirtilmiş. Yani geçtiğimiz 24 saatte 40 bin dolarlık komisyon bu havuza dağıtılmış. Detayları da inceledikten sonra Joe AVAX pool'umuza katılmak istediğimiz için
Üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Add ve Remove yani ekle ve çıkar butonları karşımıza çıkacak. Eğer siz bu havuzdan daha önce eklediğiniz jetonlarınızı çıkarmak istiyorsanız Remove'a tıklayıp çıkarmak istediğiniz oranı seçeceksiniz. Örneğin yarısını çıkarmak istiyorsanız %50'ye tıklayacaksınız veya hepsini çıkarmak istiyorsanız da maksimuma tıklayacaksınız. Ardından burada bulunan Remove butonuna tıkladıktan sonra jetonlarınız cüzdanınıza gelecektir. Trade sekmesinden istediğiniz jetona tekrardan dönüştürebileceksiniz. Biz şu anda ekleme yapacağımız için buraya geliyoruz ve Joe'yu maksimum seçiyorum. Gördüğünüz gibi karşısında yaklaşık 0.3 AVAX benim için otomatik olarak koydu. Öncelikle cüzdanımdan Trader Joe'nun Joe token'ı harcamasına izin vereceğim. O yüzden buradaki Approve Joe butonuna tıklıyorum ve MetaMask'imden gelen uyarıyı onaylıyorum. Onay işlemimiz de gerçekleştikten sonra altta çıkan Supply tuşuna basarak ve ardından işlemi onaylayarak likitlemizi başarıyla eklemiş oluyoruz. Buradaki işlem tamamlandıktan sonra tekrardan farm sekmesine geleceğiz. Farm sekmesine tekrardan geri geldikten sonra Joe AVAX havuzunu seçeceğiz. Burada da karşımıza stake ve unstake butonları çıkacak. Eğer sizin havuzda daha önceden likitleriniz bulunuyorsa ve bu likitteyi çıkarmak istiyorsanız unstake butonuna tıklayıp maksimumu seçmeniz veya çıkarmak istediğiniz likitte jetonu sayısını buraya yazıp aynı işlemleri buradan yapmanız gerekiyor. Biz şu anda çıkarmayacağız. Ekleyeceğimiz için stake yerine geldik. 1.33 likitte jetonumun olduğunu bana söylüyor. Ben hepsini yatırmak istediğim için maksimuma tıklıyorum. Öncelikle onaylama işlemi yapıyorum. MetaMask'imden bana gelen uyarıyı onayladıktan sonra şimdi supply butonu ortaya çıkacak. Onayımızı da tamamladıktan sonra stake butonuna tıklayıp MetaMask'imize gelen uyarıyı onayladıktan sonra başarıyla likitte jetonlarımızı havuza yatırmış olacağız. Gördüğünüz gibi yaklaşık 38 dolarlık bir likitten havuzda bulunuyor ve şimdiden Joe kazanmaya başladım. Gelen ödüllerinizi yani Joe ve AVAX'larınız burada biriktikçe harvest butonuna tıklayarak cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Gelelim Joe AVAX likitte havuzunun bize olan maliyetine ve bize sağlayacağı kazanca. Maliyetten başlayacak olursak öncelikle iki farklı token'ı birleştirip likitte olarak eklediğimiz için bir takas işlemi gerçekleştirmemiz gerekecek. Bu takas işleminin fiyatı 50 cent civarında. Sonrasında token'larımızı likitte olarak eklerken 80 cent civarında bir komisyon ödüyoruz. Likitlemizi ekledikten sonra elimize gelen likitte jetonlarını havuza kilitlerken tekrardan 80 cent civarında bir ücret ödüyoruz. Burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Önceki videolarda çok defa sorulmuş. Havuza eklediğiniz tokenları istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Zaten bunu videomuzda detaylıca anlattık. Eğer kilitlerken size şu tarihe kadar açamazsınız denmediyse varlıklarınızı o havuzlardan istediğiniz zaman çekebilirsiniz. O yüzden herhangi bir havuza veya herhangi bir kontrata varlıklarınızı yatırmadan önce bize tarih verilip verilmediğine dikkat ediyoruz. Eğer herhangi bir tarih verilmiyorsa istediğimiz zaman çekebileceğimizi anlamış oluyoruz. Sonrasında approve işlemlerine gelelim yani onay işlemlerine. Bunları yaparken iki defa onay işlemi yapıyoruz. Bu işlemlerde bize 20 sente mal oluyor ve buranın toplamı 2.3 dolara mal oluyor. Yani Trader Joe platformu üzerinde Joe AVAX likitte havuzuna likitte eklemenin bize ortalama maliyeti 2.3 dolar. Siz bu videoyu izlerken bu maliyet biraz daha artmış veya biraz daha azalmış olabilir. Ben burada ortalama bir hesap çıkarmaya çalıştım. Yani 2 ila 3 dolar arasında bize bir maliyet olacağını bilmemiz yeterli şu anda. Gelelim kazanç kısmına. Kazanç kısmına başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum. Bu havuzun ödül oranları değişim gösterebilir. Videoyu çektiğimiz tarihte havuzun bize verdiği Joe miktarı yıllık %80 oranında ve Joe Rush etkinliğinden ötürü bize gelen bonus AVAX'larda %19 oranında. Siz havuza katılmadan önce videoda gösterildiği gibi kesinlikle ödül oranlarına bakın ve hesaplamanızı tekrardan yapın. Bu hesaplamayı kolayca yapabilmeniz için aşağı tarafta bir formül bıraktım size. Bu formülde yatırdığınız miktar kısmına likitte havuzunuzun dolar cinsinden değerini yazıyorsunuz. Örneğin siz 500 dolarlık bir likitte yatırıyorsanız buraya 500 yazıyoruz. Sonra 80 veya 19 olarak belirttiğim kısımda 80 ve 19 sayıları değişebilir. Ne demiştik? Buradaki %80'lik kazanç veya %19'luk kazanç değişim gösterebilir. Örneğin bu %80 %100'e çıkabilir veya %50'ye düşebilir. Burada ne yazıyorsa şu anda 80 yazdığını baz aldığımız için bu tarafa 80 yazıyoruz. Sonrasında bu iki miktarı çarpıp bulduğumuz sonucu 100'e bölüyoruz ve bize çıkan sonuç yıllık kazancımızı veriyor. Aylık kazancınızı hesaplamak için bulduğunuz sonucu 12'ye bölebilirsiniz. Haftalık kazancınızı da hesaplamak için 12'ye böldükten sonra elde ettiğiniz sonucu 4'e bölebilirsiniz. Ben yukarıdaki bu işlemleri bu şekilde yaptım. Örneğin havuza 100 dolarlık bir likidite eklerseniz haftalık kazancınız 1,66 dolarlık Joe ve 40 centlik bir AVAX olacak. Yıllık kazancınız da 80 dolarlık Joe ve 19 dolarlık AVAX olacak. Aynı şekilde aylık kazancınızı da yıllığı 12'ye bölerek 6,66
dolarlık Joe ve 1,58 dolarlık Avax olarak bulabilirsiniz. Eğer havuzunuzdaki varlık miktarı 1000 dolarsa 100 dolarlık ödülleri 10 ile çarpıyoruz. Yani siz yıllık 800 dolarlık Joe ve 190 dolarlık bir Avax kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki bu ödül oranları da Joe fiyatına ve Avax fiyatına göre sürekli değişkenlik gösterebilir. Yani siz 2 dolardayken kazandığınız Joe'ları 5 dolara kadar satmazsanız bu sefer kazandığınız Joe'ların miktarı artacaktır. Ödülünüz değişecektir. Veya bu süreç içerisinde Joe'ların fiyatı düşerse sizin de yıllık kazanacağınız miktar düşmüş olacaktır. Bu yüzden havuzlarda likiditemiz bulunurken bu tokenların fiyatını da takip etmemiz gerekiyor. Eğer havuz bizim için kazançlıysa varlıklarımızı havuzda tutmaya devam edebiliriz. Ancak bizim için yeteri kadar kazanç sağlamıyorsa varlıklarımızı havuzdan çekebiliriz. Yeterli kazanç sağlayıp sağlamadığı da tamamen size kalmıştır. Kimisi için %80 bulunmaz bir nimettir. Kimisi için de düşük bir miktardır. Bunun kararını sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Trader Joe'nun lending ve stake özellikleri de var. Lending yani borç alma verme platformunu da şimdi kullanalım. Lending bölümüne geldiğimiz zaman karşımıza iki şey çıkıyor. Bir, depozit kısmı yani yatırılmış varlıklar kısmı. İkisi de borrowed yani ödünç alınmış varlıklar kısmını görüyoruz. Depozit kısmı kripto varlıklarını diğer insanlara borç vererek buradan gelir elde etmek isteyenlerin varlıklarını yatırdığı kısımdır. Borç alım kısmı ise borç vermek isteyen insanlardan kripto varlıklarını borç alan ve sonrasında faiziyle birlikte geri ödeyenlerin aldıkları varlıkları bize gösteriyor. Burada gördüğümüz üzere toplamda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir varlık kitlenmiş. Sağ tarafta da 1,30 milyar dolarlık bir borç alım gerçekleştiğini görüyoruz. Daha detaylı inceleyecek olursak örneğin biz Avax'ımız var ve Avax borç vermek istiyoruz. Biz buraya Avax yatırdığımız zaman yıllık 7,3'lük bir faiz kazanacakmışız. Bunun yanında Trader Joe bize yaklaşık %5'lik bir ödül verecekmiş. Bu oranları diğer varlıklarla da inceleyerek sizin için en uygun olan varlığı seçebilirsiniz. Aynı zamanda borç alma kısmını inceleyecek olursak örneğin ben Avax borç almak istiyorsam 1 yılda %15'lik bir faizi ödeyerek borç aldığım Avax'ı geri verebiliyormuşum. Aynı zamanda Avax borç aldığım dönem boyunca bana %8,4'lük bir ödül verecekmiş. Yani Trader Joe'dan borç aldığınızda belli bir ödül kazanıyorsunuz ve bu ödül borcunuzun faizinin bir kısmını kapatmaya yarıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim varlıklarımızı nasıl insanlara borç verebiliriz veya nasıl borç alırız? Birlikte bunları gerçekleştirelim. Örneğin ben Avax borç vermek istediğim için şu anda Avax simgesine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi benim cüzdan bakiyem 0,16 Avax olarak gözüküyor. Sol tarafta da dikkat etmemiz gereken en önemli detaylardan biri de burada gördüğünüz teminat çarpanı kısmıdır. Avax'ın teminat çarpanı %75 olarak gözüküyor. Yani sizin buraya koyduğunuz her bir Avax için Trader Joe üzerinden 0,75 Avax'a denk gelen miktarda borç alabiliyorsunuz. Eğer ben buraya 0,1 Avax borç verir 0,075 Avax karşılığındaki varlığı borç alabileceğim. Cüzdanımdaki 0,1 Avax'ı buraya borç vermek istediğim için deposit kısmına tıkladım ve MetaMask'imden gelen uyarıyı onayladım. Gördüğünüz gibi Avax'ların başarıyla borç verildi ve benim teminat miktarım 4,75 dolar olarak gözüküyor. Tekrardan lending kısmına geldiğim zaman Avax'ın karşısında teminat denen bir sekme açıldığını görüyorum ve buradaki işaretin kapalı olduğunu görüyorum. Eğer bu işaret gördüğünüz gibi kapalıysa siz buradaki Avax'larınızla herhangi bir borç alamıyorsunuz çünkü şu anda teminat olarak kullanılmıyor. Ancak bu kutuyu açtığınız zaman teminat olarak kullan uyarısı çıkıyor ve bizim borç alma limitimiz 0 dolardan 4,75 dolara çıkacağını söylüyor. Bu uyarıyı onayladıktan sonra MetaMask'imizden tekrar bir uyarı gelecek. Bu uyarıyı onayladıktan sonra artık Avax'larımızı teminat olarak kullanabileceğiz. İşlemim tamamlandı ve şu anda kutu açıldı. Benim Avax'larım Trader Joe'da teminat olarak bulunuyor. Ben Avax'larım karşılığında Ethereum borç almak istiyorum. Ethereum kısmına geleceğim. Ethereum kısmına geldikten sonra borç alma ve geri ödeme butonları karşımıza çıkacak. Ben şimdi borç alacağım. Gördüğünüz gibi benim 4,76 dolarlık bir borç alma limitim bulunuyor. Ben bunun yarısıyla Ethereum borç almak istiyorum. Yarısıyla almak istediğim için %50 butonuna ve borç alma butonuna tıkladım. Bu butona tıklamadan önce sol alt tarafta borç alma limitinizin kaç dolardan kaç dolara düşeceğini ve limitinizin yüzde kaçını kullandığınızı buradan görebiliyorsunuz. Ben yarısını kullanacağımı söylemiştim. Hiçbirini kullanmıyormuşum daha önceden. Şimdi yarısını kullanmış oldum ve benim borç alma limitim 4,76 dolardan 2,38 dolara düştüğünü şu anda bana söylüyor. Bunlara da baktığımıza göre MetaMask'ten gelen uyarımızı onaylayalım. Gördüğünüz gibi Ethereum'u da borç aldım ve benim şu anda cüzdanımda borç alınmış Ethereum'lar bulunuyor. Lending sekmesine tekrar geldiğimizde üst tarafta toplamda yatırdığımız miktar ve toplamda borç aldığımız miktarı görebiliyoruz. Ben 6,33 dolarlık
teminat yatırmışım. Daha önceden bahsettiğimiz gibi Avax'ın teminat çarpanı %75 olduğu için bana yaklaşık 4 dolar 75 centlik bir borç alma limiti göstermişti. Ve bu 4.75'inde ben 2.38 dolarıyla borç aldım. Şimdi ise aldığımız borçları nasıl ödeyebiliriz? Bundan bahsedelim. Ben Ethereum borcu almıştım ve tekrardan buraya geliyorum. Repay butonuna tıklıyorum. Önceden borç almış olduğum Ethereum'ları geri ödemek istiyorum. Öncesinde Ethereum'larımı harcaması için Trader Joe'ya izin vereceğim. Approve butonuna basıyorum ve gelen mesajı onaylıyorum. Borcumuzu ödemek için ödemek istediğimiz miktarı buraya otomatik olarak yazabiliriz veya buradaki butonlardan seçebiliriz. Ben maksimum butonunu seçtim. Tüm borcumu ödemek istediğimi belirtiyorum. Yalnız siz maksimuma tıkladığınızda aşağı tarafta yetersiz bakiye yazacaktır. Çünkü borç almış olduğunuz Ethereum'a faiz binmiş olacak ve Ethereum'u geri öderken borç aldığınız miktardan daha fazlasını geri vermek durumunda kalacaksınız. Bunun için trade kısmına gelerek sizlere daha önce anlattığımız gibi bir miktar Ethereum satın alabilirsiniz ve bu Ethereum'u da borcunuzu ödemek için kullanabilirsiniz. Ben daha önce bu Ethereum'u almıştım. Cüzdanımda Ethereum bulunuyordu. O yüzden direkt maksimuma tıklıyorum ve borcumu öde butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi borcumu başarıyla ödedim. Borç alma limitim tekrardan maksimuma çıktı. Şimdi gelelim buraya teminat olarak yatırdığımız Avax'ları nasıl geri cüzdanımıza çekebiliriz. Tekrardan lending sekmesine döneceğiz bunun için ve ardından burada açtığımız butonu kapatmamız lazım. Bu butonu kapatmadığımız sürece yatırmış olduğumuz Avax'larımızı geri çekemiyoruz. Butonu kapatmak için üstüne tıklıyorum ve çıkan uyarıyı onaylıyorum. Çıkan uyarıyı onayladıktan sonra gördüğünüz gibi butonum kapalıyor. Tekrardan Avax'a geliyorum ve bu sefer geri çekme butonuna tıklıyorum. Maksimumu seçiyorum. Burada bir uyarı veriyor bana. Varlıklarınızı geri çekmeden önce kazandığınız ödülleri cüzdanınıza alın yoksa kayıpla karşılaşabilirsiniz diyor. Benim kazandığım ödüller çok düşük miktarlarda olduğu için bunları cüzdanıma çekmekle uğraşmayacağım. Ancak siz uzun bir süre boyunca varlıklarınızı burada beklettiyseniz yatırdığınız Avax'ınızı veya diğer bir varlığınızı çekmeden önce kesinlikle claim butonlarına tıklayıp MetaMask'inizden gelen uyarıyı onaylayın ve ödüllerinizi cüzdanınıza çekin. Bu işlemi yaptıktan sonra geri çekme butonuna tıklayıp MetaMask uyarısını onayladıktan sonra yatırdığınız varlıklar cüzdanınıza geri gelecektir. Gördüğünüz gibi bu işlem de başarıyla gerçekleşti. Şu anda yatırmış olduğum bir Avax bulunmuyor, 0 gözüküyor ve aşağı tarafta da zaten borç alma limitlerimin 0 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ise borç alma verme işleminin bize olan maliyetine ve kazancına gelelim. Maliyetlerle başlayacak olursak borç verirken eğer Avax borç vermeyecekseniz cüzdanınızdaki Avax'ları farklı bir tokenla takas etmeniz gerekiyor. O yüzden bu işlemi opsiyonel olarak değerlendirdik. Eğer bu takas işlemini yapmadan direkt Avax'larınızı borç verecekseniz maliyetinizi 50 cent takas ücretini eklemenize gerek olmayacaktır. Sonrasındaysa borç vereceğimiz varlığı kontrata kilitlememiz gerekecek. Bu da yaklaşık 60 centlik bir ücrete tekabül edecek. Bu işlemi yaparken 10 centlik bir onay ücretimiz olacak ve toplamda eğer siz takas işlemi gerçekleştirdiyseniz 1.2 dolar, gerçekleştirmediyseniz de 70 centlik bir maliyet size ara toplam olarak çıkacaktır. Şimdi gelelim borç almaya. Borç almak için videomuzda gördüğünüz gibi öncelikle borç vermemiz ve verdiğimiz borçları teminat olarak göstermemiz gerekmekte. Bu yüzden bir önceki maliyetleri de borç alma maliyetinin içine dahil ediyoruz. Ara toplam olan 1.2 dolar bu maliyetlere dahil olacaktır. Tekrardan videodan hatırlayacağınız üzere biz borç verdiğimiz varlıkları yanındaki butonu aktif ediyorduk ve onları teminata dönüştürüyorduk. Bu teminata dönüşüm işlemini yapmak için yaklaşık 20 centlik bir maliyet bize çıkacak. Sonrasında borç alırken 1.1 dolarlık bir maliyet daha eklenecek. Borç alma işlemini yaparken de bir kez onay veriyoruz ve toplam maliyetimiz 2.1 ila 2.6 dolar arasında değişen bir değere tekabül ediyor. Şimdi ise verdiğimiz ya da aldığımız borçların bize olan kazanç veya kayıplarına bakalım. Avax borç verme ve Avax borç alma üzerinden gideceğiz. Buradaki oranları siz borç vereceğiniz ya da borç alacağınız diğer varlıklara göre hesaplarsanız aynı sonuçlara ulaşacaksınız. Öncelikle borç vermeden başlayalım. Belirttiğimiz gibi borç verdiğimiz zaman faiz bize ödenir. Yani biz para kazanırız. Avax'ın Trader Joe platformu üzerinde video çektiğimiz tarihte yatırma ödül oranı %7. Yalnız burada dikkat edecek olursanız APY olarak gösterdik. Ödülümüzü ise APR olarak gösterdik. Yatırma APY dediğimiz şey bileşik faizdir. Yani siz Avax'ınızı 1 yıl boyunca bu havuzda tutarsanız %7'lik orana ulaşacaksınız. Avax'larınız havuz içerisinde sürekli biriktiği için birikiminiz arttıkça bu birikim üzerinden faiz alacaksınız ve böylece bileşik faize erişmiş olacaksınız. Sonuç olarak
bir AVAX'ınız için 1 yıl sonra 1.07 AVAX alacaksınız. Aynı şekilde eğer siz 100 AVAX yatırmışsanız buraya 1 yıl sonra 107 AVAX'ınız olacak. Ödül APR dediğimiz şey ise bildiğiniz gibi siz buraya borç verdiğiniz zaman aynı zamanda Trader Joe'nun tokenu olan Joe Token kazanıyorsunuz. Ve bunun oranı ise %5. Burada bileşik faiz olmadığı için biz bunu APR olarak gösterdik. Yani siz 100 dolarlık AVAX borç vermişseniz 1 yıl sonra 5 dolarlık Joe kazanmış olacaksınız. Aynı şekilde 1000 dolarlık AVAX yatırdıysanız 50 dolarlık Joe 1 yılın sonunda kazanacağız. Gelelim borç almaya. Borç almada faizi biz ödüyoruz. Burada herhangi bir kazancımız yok. Sadece faizin bir kısmını geri ödememize yardımcı olacak bir Joe ödülümüz olacak. Ancak toplamda bizim cebimizden para çıkmış olacak. Aynı bankadan borç alır gibi düşüneceksiniz. Bu işlemde kredi çektiğiniz zaman kredinin faizinin %15 olduğunu düşüneceksiniz. Burada da aynı şekilde bileşik faiz bulunmakta. Bir yıl boyunca siz AVAX'ı borç alıp geri ödemezseniz borcunuz her bir AVAX için bir yıl sonra 1.15 AVAX olacaktır. Ödülünüz ise %8 olarak gösterilmiş. Burada dikkat edeceğiz, tekrar APR olarak söyleniyor. Yani bileşik faiz burada işlemiyor. Her 100 dolarlık AVAX borç alımınız için 8 dolarlık Joe ödülü kazanacaksınız. 1000 dolarlık AVAX borç almışsanız da 80 dolarlık Joe ödülü kazanacaksınız. Diyelim ki siz 1000 dolarlık AVAX borç aldınız ve 1 yılın sonunda geri ödemeniz gereken AVAX'ın dolar cinsinden değeri 150 dolar oldu ve siz de 80 dolarlık Joe kazanmıştınız. Bu şekilde Joe'larınızı AVAX'a dönüştürdüğünüz zaman sizin ödemeniz gereken borcunuzun faizi 70 dolara inmiş olacak. Trader Joe bu şekilde şu anda borç verenlere ve borç alanlara teşvik sunuyor diyebiliriz. Gelelim Trader Joe'nun bize sunduğu son özelliğe, yani stake özelliğine. Trader Joe'nun kendi token'ı olan Joe'yu buraya kitleyip XJoe adında farklı bir token alabiliyorsunuz. Ve bu XJoe token'ın amacı Joe'ları tutarken ekstra kazanç elde edebilmeniz. XJoe'lar yukarıda söylendiği üzere Trader Joe üzerinde yapılan her swap işleminde %0.05'lik bir komisyon Joe olarak toplanıyor. XJoe token tutanların bakiyelerine ekleniyor. Yani başlangıçta bir XJoe bir Joe'ya eşitken şu anda gördüğünüz gibi bir XJoe 1.14 Joe'ya eşit. Yani siz XJoe tutarken aynı zamanda Joe'larınızı da arttırmış oluyorsunuz. Şu anda yıllık ödül oranı %29.5 olarak gözüküyor. Yani siz bir XJoe aldığınız zaman eğer buradaki oran değişmezse 1 yıl sonra her bir Joe'nuz karşılığında 1.29 Joe olarak XJoe'nuzu bozabileceksiniz. Joe'larımızı stake etmek için buradaki kısmı kullanacağız. Eğer sizin Joe'nuz yoksa videonun başında anlattığımız gibi trade kısmından AVAX'larınızı verip Joe alarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim 7.75 Joe var ve bunların hepsini stake edip XJoe almak istiyorum. Joe'larımın harcanması için öncelikle bu kontrata onay vermem gerekiyor. O yüzden approve, yani onayla butonuna basıyorum. İşlemim onaylandıktan sonra tekrardan maksimum seçip stake butonuna basıyorum ve MetaMask'ime gelen uyarıyı onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemim de başarıyla tamamlandı. StakeJoe kısmında 7.75 Joe'mu stake ettiğim gözüküyor. XJoe miktarım da 6.76 olarak gözüküyor. Şu anda XJoe'larımın içine TraderJoe borsasında yapılan her swap işlemi başına belli bir miktar Joe eklenmeye devam ediyor. Ve ben bu XJoe'larımı bozduğum zaman kazandığım Joe'larla birlikte cüzdanıma gelecekler. XJoe'larımızı nasıl bozarız bunu merak ediyorsanız Unstake'e tıklıyoruz. Bozmak istediğiniz Joe miktarını buraya giriyorsunuz. Ben hepsini bozacağım için maksimuma tıkladım. Unstake butonuna tıklıyorsunuz ve MetaMask'inize gelen uyarıyı onayladığınız zaman XJoe'larınız Joe'ya dönüşecek ve cüzdanınıza tekrardan Joe'larınız geri gelmiş olacak. Bu işlemim de başarıyla gerçekleşti. Şu anda Joe'larım cüzdanıma geri döndü. Gelelim son olarak borç alırken uygulamamız gereken risk yönetimine. Risk yönetimi oldukça önemli arkadaşlar. Eğer borç alırken risk yönetimini uygulamazsak likidasyonlarla, yani borçlarımızın otomatik olarak kapatılıp teminatımızın bu kapatma işleminde kullanılmasıyla karşılaşabiliriz. Peki bunu nasıl önleyeceğiz? Öncelikle dokümanlarda bu ekranı görüyoruz. Bu ekranı hatırlayacağınız üzere ben size borç alma verme platformunda göstermiştim. Burada bakmamız gereken şey ne kadar borç alma limitimiz bulunmakta ve borç alma limitimizin yüzde kaçını kullanıyoruz. Eğer borç alma limitimizin yüksek bir yüzdesini kullanıyorsak, yani sizin borç alma limitiniz %70, %80 kadarıyla doluysa, son %20'si kaldıysa bu riskli bir harekettir. Platforma koyduğunuz teminatların kesinlikle aldığınız borçların üstünde olması gerekir ve bu seviyeyi de her zaman korumanız gerekir. Eğer ki teminatlarınız artık borçlarınızı karşılayabilecek düzeyden düşerse, bu sefer borçlarınız sistem tarafından otomatik kapatılır ve teminatlarınız
teminatınız kullanıldığından dolayı teminatınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli oluyoruz. Borç alma limitimizi her zaman kontrol ediyoruz. Eğer bu limit yükselmişse biraz daha teminat ekleyerek veya borcumuzu kapatarak likidasyona uğramayı engelliyoruz. Marketin normal seyrinde gerçekleşmesi oldukça zor olsa da fiyat hareketlerinin oldukça oynak olduğu dönemlerde çok hızlı şekilde yukarı ya da aşağı gittiğimiz dönemlerde bu tarz olaylarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden arada bir borç alma oranımıza göz atmakta fayda var. Trader Joe hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Sizler için bu platformun her köşesini detaylıca anlattık. Sizlere bu tarz platformları, bu tarz fırsatları sunmaya devam etmek için ara vermeden gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun için videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.